Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında önemli bir belgeye geçiyoruz. Bu belge bir fetva nüshası. Osmanlı Padişahı ve halife olan Abdülaziz'in halli hakkında yani tahttan indirilmesine dair bir belge. Belgeyi şöyle okuyalım. Öncelikle arkadaşlar şu kısım fetvalarda şuradan başlıyoruz. Ortadan. Burada şu yazıyor. Minallahi tevfik. Evet, noktasız bir şekilde mine burası. Şu Allah lafzı manasına gelecek bir yazı. Ortada tevfik. Minallahi tevfik. Bazı arşiv uzmanları minet tevfik de okuyabiliyor. Yakışanı minallahi tevfik. Arkadaşlar. Yani Allah'ın inayetiyle manasında. Şu kısım, birinci satırımız, klişe bir halde noktasız imla ediliyor. Şu yazıyor, bu mesele, evet, bu mesele babında. Şu kısmı büyütelim. Evet, babında e'imme-i hanifiyeden, evet, e'imme-i hanifiyeden evet, cevap, şurası, evet, cevap, ne vecihledir ki babında, bu mesele babında e'imme-i hanifiyeden cevap ne vecihledir ki? Ne vecih derken bitişik yazılmış, ne vav harfi ve devamında ne vecihledir. Şu yukarı kısım kef harfi ve şu kısımda keşidesi. Evet. Bu mesele babında e'imme-i hanifiyeden cevap ne vecihledir ki? Evet. Emirül müminin. Emirül müminin, yani müminlerin emiri kim oluyor? Halife olan Zeyd. Dini fetvalarda erkekler için Zeyd veya Amr, en çok bunlar kullanılıyor. Kişinin adı geçmiyor. Müzekkerse Zeyd veya Amr diye beyan ediliyor. Evet, Emirül Müminin olan Zeyd Muhtelüş Şuur. Evet. Muhtel bozuk demek. Fesada uğramış manasında, yani şuurunu yitirmiş, şuuru bozulmuş, şuurunu kaybetmiş manasında. Bu tabi, bu itham dönemin halifesi olan Abdülaziz'e söyleniyor. Devamı var tabi ki, sadece şuuru bozulmakla itham edilmiyor. Devamı var, bakalım ne yazıyor.
ve umuru siyasiyeden ve umuru siyasiyeden yani umur işler siyasi işlerden bi behre olup evet siyasi işlerden bi behre olup envali miri evet miri devlet malı manasında envali miriye evet şuradan muhtelu şuur ve umuru siyasiyeden bi behre yani nasipsiz, paysız, kabiliyeti olmayan manasında olup envali miriyeyi devletin malını, hazinesini ya da beytül mal de diyebiliriz buna. Mülk ve milletin. Mülkü milletin diye okuyoruz. Evet. Mülkü milletin. Takat ve tahammül edemeyeceği. Evet. Milletin takat ve tahammül edemeyeceği mertebe masarifi nefsaniyesine. Evet. Halkın güç getiremeyeceği bir şekilde devletin hazinesini, malını, mülkünü kendi nefsine, kendi arzusuna sarf. Yani o şekilde kullanarak ve umuru diniyeyi ve umuru diniyeyi yani dini emirleri, dini işleri, görevleri ve dünyevi işleri ve uhrevi işleri ihlal. Yani artık ne dünyevi işleri yapabiliyor saltanatla Osmanlı ile alakadar ne de dini vazifelerini yerine getirebiliyor. Ve teşviş ve karışık. Ve mülk ve milleti ve mülkü milleti diye tamlamalı okuyoruz. Ve mülkü milleti tahrip. Evet. Milletin malının mülkünü tahrip edip bekası mülkü millet hakkında mızır zararlı olsa yani saltanatta, padişahlıkta kalması artık millete zararı olsa hal edilmesi yani tahttan indirilmesi lazım olur mu? Evet, millet hakkında muzır olsa hal-i lazım olur mu? Evet, şöyle bir küçültelim. Genel olarak bakalım neler denilmiş. Emirül müminin olan Zeyd yani halife kişi muhtelü şuur ve umuru siyasiyeden yani aklını şuurunu yitirse bozuk olsa ve siyasi işlerden de nasipsiz olsa artık onun da yapamayacak kıvamda olsa bir behde olup envali miriyeyi ve devletin hazinesini de mülk ve milletin mülk milletin takat ve tahammül edemeyeceği mertebe masarifi nefsaniyesine sarf ve umuru dünyeviyi ihlal ve teşviş
ve mülkü milleti tahrip edip bekası, mülk ve millet hakkında muzur olsa hal-i lazım olur mu? Yani Abdülaziz Han'ın Osmanlı'ya kazandırdığı, özellikle eğitim sahasında yapmış olduğu dirimler, nedir bunlar? Mesela Darülfünun ilk onun zamanında, İstanbul Üniversitesi onun zamanında açıldı. Keza Mektebi Sultani, yani Galatasaray Lisesi, Darül Muallimat, yani kız öğretmen okulu, ondan sonra Mektebi Maadin, Maden Mektebi gibi birçok eğitim kurumları Abdülaziz Han zamanında hizmete sokulmuş. 1861'den ta 76'ya kadar 15 sene hizmet etmiş ve nihayetinde haline fetva verilmiş. Nasıl bir şekilde malın, devletin malını, mülkünü har vurup harman savurmuş, akli melikesini yitirmiş, millete zarar vermekten başka hiçbir şey yapmamış denilerek bir fetva verilmiş. Böyle bir kişinin, demişler, hal-i tahttan indirilmesi lazım olur mu diye sormuşlar. Fetva istemişler. Şurada lazım olur mu dedikten sonra şurayı okuyoruz. Beyan buyrula. Beyan buyrula. Evet. Beyan buyrulayı okuduktan sonra şuraya geçiyoruz. Allahu Teala, yine noktasız bu kısım, Allahu Teala alem. Allahu Teala en iyisini bilir. Evet. Allahu Teala en iyisini bilir. Demiş o zamanki Şeyhülislam Efendi ve el cevap şu kısım. El cevap şöyle uzatılmış ve olur demiş. Hal-i lazım olur. Yani tahttan düşürülmesi artık caiz olur, vacip olur diye fetva vermiş. Kim vermiş bu fetvayı? İmzası var. Ketebehül Fakir Hasan Hayrullah. Ketebehül, şurası Ketebehü, şurası El Fakir. Ketebehü El Fakir diye de okuyabiliriz. Ketebehül Fakir diye de okuyabiliriz. Burası Hasan, burası Hayrullah. Hasan Hayrullah. Evet, isminde kelime cihetinde hayır olan fakat mana cihetinde hayırlı bir iş yapmadığı kanaatindeyim. Böyle bir fetvayı vermiş malum şahıs. Şurada da Ufiye, şurası Ufiye, özür diliyorum, Ufiye An. Ufiye An. Allah onu affetsin. Evet, hakikaten manaya uygun olarak Allah affetsin. Tabii her şey bir hayır var, kaderin cilvesi var. Yaşanması gerekiyordu. Ve millet olarak yaşadık. Evet, Sultan Abdülaziz Han'ın hal-i. Hal, şuradaki hal,
Tabii birçok hal var. Onlarla karışmamak lazım. Bu hal hı, lam, ayın. Yani tahttan indirme, devirmek manasında. Bir de hal, durum, vaziyet var. Onunla karışmamak gerekiyor. Bir de hal diye var şu şekilde. Bu da farklı bir kelime, farklı manası var. Önümüzdeki bir metinde bununla ilgili kelimeler karşımıza çıkacak. Bundan sonra nasipse Abdülaziz Han'ın bu hal fetvasından sonra Abdülhamid Han Hazretleri'nin ikinci Abdülhamid-i Sani dediğimiz ikinci Abdülhamid'in haline dair yani tahttan düşülmesine dair verilen fetvayı nasipse sizlerle paylaşacağım. Tabi bu belgeyi internet ortamında hem Osmanlıca olarak bu şekilde hem de transkripsiyonunu bulabilirsiniz. Bizler bu şekilde yavaş yavaş kelimeler üzerinde giderek sizlere okumaya çalıştık. İnşallah istifadeye medar olmuştur. Teşekkür ediyorum. YouTube Zafer Şık kanalı olarak Osmanlı Türkçesi arşiv belgelerini seslendiriyoruz. Videolarımızdan istifade eden kardeşlerimiz, özellikle sosyal medyada çeşitli sayfaların, grupların adminleri, yöneticileri varsa bu videolarımızı sayfalarında paylaşarak fazla kişilere ulaşmasına sebep ve yardımcı olabilirler. Onlar da belki bu hizmete inşallah bu vesileyle nasip ve vesile olurlar, hissedar olurlar diyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir belgede tekrar buluşuruz.